Evet, sınav süreci başlıyor yarın. İlk olarak liselere giriş sınavı yapılacak. Olağanüstü önlemler var. Bu şekilde, bu koşullarda yapılacak belki de hatırladığımız ilk sınav olacak. Bakalım sınava çocuklar hangi koşullarda hazırlanmışlar ve neler yaşanması bekleniyor? Hazırlıklar tamam mı? Bu konuları en yakından izleyen gazetecilerden değerli meslektaşımız Pervin Kaplan internet bağlantısıyla karşımızda. Pervin Kaplan, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi tartışmalar yapıldı. İşte sınavların bir kısmı için Danıştay'a başvuru yapıldı. Ertelenmedi, edilmedi ve sonunda anladığımız kadarıyla, yani bakanlığın yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla sınav yarın sabahtan itibaren gerçekleşecek. Bilmediğimiz ya da bildiğimiz hangi farklı olağan dışı koşullar var? İlk önce oradan başlayalım istersen. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Biz koronavirüs çıkmasaydı bile bu sene sınavı tartışıyorduk. Yani LGS'yi tartışıyorduk, liseye geçiş sınavına. Neyini tartışıyorduk? Öğrenci sayısının fazla olmasını tartışıyorduk. Çünkü 4 artı 4 artı 4 eğitim yasasıyla 2012-2013 yılında 600 binden fazla çocuk zorunlu birinci sınıfa başlamış durumdaydı. Yani biz bu sayı artmasının öğrencileri nasıl etkileyeceğini, yerleştirmeleri nasıl etkileyeceğini tartışıyorduk ki koronavirüs geldi. Bu da sınavı yine farklılaştırıyor. Nasıl farklılaştırıyor sınav? Sesle ilgili bir problem mi var? Şu anda iyi duyuyoruz Pervin Kaplan. Korona geldi. Korona ile birlikte ne oldu? Sınavın içeriği de değişmiş oldu. Nasıl değişti? İşte tüm öğrenciler yarın sınava girecek. 1 milyon 700 bin yaklaşık öğrenci bunu gayet iyi biliyor. Birinci dönem konularından sorumlular öğrenciler. Ve ilk kez işte geçen haftada Milli Savunma Üniversitesi sınavı oldu. Ama ilk kez 1 milyonun üzerinde neredeyse 2 milyona yakın öğrenci korona gölgesinde diyoruz biz. Bu sınava girecekler. Biraz önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Hani ben de onu haber olarak MEP, Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye hazırız dedi diye verdim. İşte bütün işlemlerin bittiğini, okulların dezenfekte edildiğini, el dezenfektanlarının sınıflara konduğunu bunları açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı. Biliyoruz da günlerdir de hem özel okullarda hem devlet okullarında adeta hummalı bir çalışma var. Sürekli denetimler yapılıyor. Yani sonuçta emanet alıyorlar çocukları ve onların başına bir şey gelmesi ya da süper taşıyıcılar mı onu bile bilmiyoruz. Bir ara öyle diyorlardı. Orada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaları ve onun eve taşınması gibi bir takım hem öğrenciler bu kaygıları yaşıyor. Gerçekten bu kaygıları yaşıyorlar. Hani lise 8. sınıf öğrencileri küçüktür diye düşünebilirsiniz ama hiç öyle değiller. Her şeyin farkındalar ve çok zekiler onlar. Dolayısıyla onlar bir yandan bu kaygıyı yaşıyorlar. Acaba ailelerimize zarar verir miyiz diye kendilerinden çok. Bir de sınav kaygısı var doğal olarak. Sınav kaygısını da yaşıyorlar. Yine bu sınav sürecinde en çok tartıştığımız, hala sorulduğu için belki altını çizmemiz gerekiyor. Maske olacak mı olmayacak mı diye soruluyor. Maske yok. Maske şöyle var. Okul bahçesinde bu sene veliler çocuklarını okul bahçesinin içerisine kadar götürmeyecekler. Bahçenin dışında vedalaşacaklar. Burada öğrenciler rehber öğretmenler tarafından alınacaklar. Bir hijyen koridoru, sağlık koridoru denilen sosyal mesafeye uygun olarak, şimdi sosyal mesafe deyince biraz önce de yine gün içerisinde Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. O geldi birden. Orada sosyal mesafe mesela 1,5 metre diyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 1 metre diyor. Yani sınav salonları 1 metre, öğrenciler arasında 1 metre olacak şekilde oluşturuldu. Neyse, koridordan geçirilecek, hijyen koridorundan ve öğrenciler maske verilecek, dezenfektan ellerine sıkılacak ve sınıflarda dezenfektan olacak. Sınıflarına götürülecekler. Yani öğrenciler bahçede bekletilmeyecekler. Sınıfa götürülmüş olacaklar. A2 oturumlu bu sınav. Öğrenci ikinci oturuma da aynı sınıfta ve aynı sırada girecek. Burada 45 dakikalık iki oturum arasında bir mola var. Bu molada
Öğrenci yine bahçeye, bazı okulların bahçeleri yok tabii ki ya da tüm öğrencileri alabilecek kadar büyük değil. Bu durumda öğrenciler kütüphanede, yemekhanede, bu tür yerlerde o 45 dakikalık molanın tamamlanmasını bekleyecekler. Maskeli olacaklar. Sınav gözetmenleri maskeli olacak. Cerrahi eldivenlerle dağıtılacak. İşte Sağlık Bakanlığı da diyor ki dokunduğunuz bir yerlere dokunursanız, mümkünse trabzanlara dokunmayın. İşte tuvaleti kullanırsanız ellerinizi 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkayın diyorlar. Evet, zaten de dünden bu yana da konuşuyoruz. Sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlaması var belli saatler içerisinde. Kim gidebilecek öğrenciyle birlikte? Eğer toplu taşıma kullanılıyorsa sadece bir veli ve öğrenci gidecek. Eğer özel araçla gidiyorlarsa sürücü ve bir yani aslında iki kişi gidecek, biri sürücü olarak diğeri de çocuğun yanında bu şekilde gitmiş olacaklar. Sınav evet, Pervin Kaplan, şimdi tabii çocuklar sınav salonunda belki maske takmalarını gerektirmeyecek bir mesafede oturtulacaklar. İşte bir metre neyse, kendi okullarında giriyorlar. O anlamda işte dezenfekte edilmiş sınıflarda ve binalarda girecekler ama neticede ciddi bir nüfus hareketliliği yaşanacak. Türkiye'nin bütün kentlerinde işte velilerle birlikte gelecekler. Sonra o veliler tamam bahçelere alınmayacak ama okulun dışında bir yerde, belki kaldırımlarda, belki civardaki işte parklarda, banklarda filan yine bir şekilde bir kaynaşacaklar. Bunlar tabii ki hem veliler hem çocuklar açısından da bir endişe kaynağı oluşturacak. Şimdi sen bu işin pedagojik tarafını, çocukların sınav stresi tarafını yıllardır her sınav döneminde yazar çizersin ve uzmanlarla konuşursun. Çocuklarda bir ilave psikolojik baskı da oluşacağı gerçeği var herhalde, değil mi bu sınavda? Yani onu da inkar etmemek lazım. Kaygı, yani kaygı dediğimiz bizim bir sınavla ilgili oluşuyordu. Şimdi de kaygı, sağlık kaygısı da doğal olarak oluşuyor öğrencilerde. Biraz önce de söylediğim gibi işte salgın ortamı, virüs bulaşabilir mi? Ki öğrenciler biliyorsun 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitim görüyorlar ve çok az dışarıya çıktılar. Bu süreçte de işte bir virüsün can aldığını, tüm dünyada can aldığını da biliyorlar, görüyorlar, okuyorlar. Bu da bunun da ekstra bir kaygı yarattığını tabii ki uzmanlar da söylüyorlar. Yani sadece sınav kaygısı değil, aynı zamanda işte bu bütün önlemleri anlatırken işte Sağlık Bakanlığı'nın söyledi ya da okullarda ya da ailelerin söyledi. Bir yere dokunduysan elini 20 saniye yıka, oraya dokunma, buraya dokunma. İşte isteyen öğrenci maskeyle de sınava devam edebilecek. Yani bunların hepsi tabii ki kaygı oluşturuyor. Sonuçta bizim sözünü ettiğimizde 13-14 yaşındaki çocuklar, yani kaygılanmamaları mümkün değil. Ama mümkün olduğu kadar biz velilere de, ailelere de, hep uzmanlar da onu söylüyorlar. Siz kaygınızı kontrol edin, beden dilinizi kontrol edin. Çünkü ayna gibiyiz biz aslında. Hele ki anne babalar çocuklarının, onlar da karşılıklı ayna tutuyorlar birbirlerine. Anne baba ne kadar kaygılıysa çocuğun kaygısı da o kadar artmış oluyor. O yüzden de bu akşam, yarın sabah sınava girecekler. Mümkünse hiç konuşmasınlar belki sınavı. Çok üzerine altını çizmesinler. Elini yıkamayı unutma. Çünkü çocuk sürekli bu defa da şunu düşünecek. Yanlış bir yere mi dokundum? Elimi yüzüme mi götürdüm? Bu tür kaygıları yaşayacak. O yüzden anne babalara benim naçizane önerim, vücut dilini kontrol etmek, kendi kaygılarını kontrol altına alabilirlerse çocuklarının kaygılarını da azaltır. Çocuğun aklı oralarda kalmasın. En önemlisi de dışarıda annem babam ya da işte çocuğu getiren velisi ne durumda diye onu düşünmek zorunda kalmasın. Peki Pervin Kaplan, son olarak şunu sorayım. Şimdi eğitim alemini yıllardır izliyorsun. Her yıl birkaç sınav yaşıyorsun. İşte o sınavların öncesi, sonrası, onların eğitim takvimine zincirleme etkisi vesaire. Herkes şu soruyu soruyordur. Ya da ben o soruyu sorayım. Bu sınavlar ille de bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu yapılmalı mıydı? Mesela önümüzdeki aylarda, bir ay sonra, iki ay sonra, belki Ağustos'un sonunda falan yapılsa kıyamet mi kopardı? Eğitim takvimine nasıl olumsuz etki ederdi? Ya da bir olumsuz etkisi olur muydu? Yani
Allah'ın emri mi? İlle bu hafta sonu yapılmalı mıydı? İşte burada farklı görüşler var biliyorsunuz, dile getirilen. İşte turizm sezonu muydu? Hep soru işaretleri soruldu bunlar. Ağustos'un sonunda yapılsaydı takvime etkiler miydi? Takvim sıkışmış olurdu ama sonuçta bir şekilde de çözülebilirdi. Yani okullar, şimdi biz neyi söylüyoruz? 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitimdeler ve bu süre içerisinde sorumlu değiller. Yani sınav olmadılar, not olmadı ikinci dönemden. Telafiyle gideriz diyoruz. Ne diyoruz telafi? 3 haftada biz bu açığı kapatırız diyoruz. Peki ötelenmiş olsaydı ne olurdu? Akademik takvim ötelenmiş olurdu. Yaklaşık 60 günü eğer 3 haftada telafi ediyorsak yine ederdik diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani takvim, yerleştirme takvimi sıkışacaktı. Doğru. Üniversitelerin tercih süreci kısalacaktı. Doğru. Ama telafi denilen bir durum da var. İşte 23 Mart'tan 19 Haziran'a kadarki döneme Milli Eğitim Bakanlığı süre verdi 3 hafta. Yani dünya başımıza yıkılmazdı herhalde. Böylesine bir riski de belki almamış olurduk ama neyse, bunları tartışmanın herhalde çok büyük bir yararı da yok. Pervin Kaplan, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler ve tabii milyonlarca ya da yüz binlerce öğrenciye tavsiyelerin için iyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Eğitim uzmanı gazeteci Pervin Kaplan'la yarın yapılacak ve gelecek hafta yapılacak iki sınavı, o sınavın yapılış koşullarını konuştuk. Teşekkür ediyoruz.